Arkadaşlar selam. Şu an elimde 2015 model Kia Ceed Premium marka araç var. Bu araçlardaki kronik sorunlardan bir tanesi de nedir? Kolçak mandalının kırık olması. Kırık olması sebebiyle kolçağın kapağını açıp kapatmada sıkıntı yaşamamız. Parçayı temin edebiliyorsunuz. Bunun değişimini nasıl yapacağız? Bunun hakkında çok soru var. Böyle bir video hazırlamak istedim. Bize şu an ne gerekli? Bir pense, T20, yani Tors 20 dediğimiz uç, 2 mm'lik halyen ve ucu şöyle şu kalınlıkta raptiye olur. Ya da bu tarz bir pimi çıkartabilecek bir iğne uçlu malzeme ihtiyacımız var. Hemen malzemeleri şöyle koyalım. Şimdi premium araçlarda biliyorsunuz bu kolçak sürgülü. Premium olmayanlarda sürgü yok. Nasıl açılıyor? İkisinin de sökmesi biraz farklı. Şu an premium olduğu için premium'u anlatacağım. Yani sürgüsüz olan da daha basit bir işlem var. Onu da anlatırken değineceğim. Öncelikli olarak şurada bir neyimiz var? Kollu öne itiyoruz. Şurada bir plastiğimiz var. Bunu sökmemiz lazım. Bunu sökerken şuradan şöyle koltuğu normal bir geri alayım. Şu sol taraftan sağa doğru kanırtarak, yani kastırarak çekiyoruz. Zaten çat diye ses duyuyorsunuz. Şuradan göstereyim. Şu şekilde. Daha sonra burayı kaldırıp şunu bu tarafa, şöyle söyleyeyim, şu tarafa ittirerek alıyoruz. Neden? Çünkü şuradaki kanallar var. Bu kanallardan kurtarıyoruz. Şimdi şurada tırnaklar var. Bunda fabrikasyon olarak, bakın hemen göstereyim. Şu tırnaklar yapıştırma olarak geldiği için yapışma kırılabiliyor. Yani kırılacak arkadaşlar. Çok sorun değil. Yerine oturttuğunuz zaman zaten sıkı yerine geçiyor. Yani çok problem olursa ne yapabiliriz buraya? Erkek dişi segment atarak, bu tarafa erkek, bu tarafa diş segment atarak aynı işlemi yaptırabiliriz. Çok elzem bir durum değil. Bunu kenara ayırıyoruz. Daha sonra kaldırdıktan sonra şurada allenle bir ve iki tane alyanımız var. Bunu 2 numaralı alyanımızla sökerek devam edeceğiz. Şöyle söküyoruz. Evet, çıkardıktan sonra kaybolmaması için ne yapalım? Şuraya koydum. Diğerini de söküyorum. Söktüm. Bunu da attım buraya. Alyanlı işimiz burada bitiyor. Daha sonra şunları aşağı doğru, bunu da aşağı doğru iterek çıkartacağız arkadaşlar. Evet, aşağı doğru ittikten sonra şunu şöyle tutup çekiyoruz. İki tane pim çıkacak. Aynı şekilde bunu çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra ne olacak? Bu olduğu gibi yukarı kalkacak arkadaşlar. Evet, işlemimiz burada bu kadar. Daha sonra bakın, benim kolçak mandalı sağlam. Daha önce hani kırıktı, değiştirmiştim ama video soran çok olduğu için çıkarttım tekrar. Şuradaki 1, 2, 3 ve 4 tane torsu söküyoruz. Ben sökeyim, devam edeyim. 4 tane tors cıvatayı söktüm. Şimdi normal şartlarda şunu şöyle hafif kastırarak, sesi duydunuz çıt diye, şu kadar kaldırmamız aslında yeterli.
Biz bunu neden kaldırıyoruz? Şurada bakın. Şurada bu şeyin pimi var. Kolçak mandalını tutan pim var. Tamam. Bu kadar kaldırmanız yeterli. Yani bunu normalde şöyle yukarı doğru kastırdığınız zaman bu çat diye yukarı kalkıyor. Kolçağın mandalı gibi. Düzeltiyorum. Kolçağın şu şey gibi şöyle yukarı kalkıyor arkadaşlar. O kadar çıkartmamıza gerek yok. Şu kadar ayırdıktan sonra şunu bakın bu burada lazım oluyor. Şuradaki pime şöyle gösteriyorum. İttirerek bakın çıkartıyoruz. Bunu çıkardıktan sonra şöyle penseyle tutup şöyle çektiğiniz zaman arkadaşlar pimi çıkartacağız. Şu an çıkarmayacağım ben artık. Takarken de bunu yerine oturtup aynı mantıkla pimi yerine oturtup şu şekilde pimi taktığımızı varsayıyorum. Şöyle oturttuğumuz zaman bakın yerine geçecek. Geçtikten sonra şunu bastıracağız. Çat diye ses duyacağız. Şöyle kontrol edebilirsiniz. Açıp kapatıyor. Ardından ne yapıyoruz? Kolçağın kapağını üst tarafa koyup söktüğümüz sistemin tersini yapacağız. Pimleri takacağız. Şurada şuna dikkat etmeniz lazım. Şuradaki süngerler önemli. Bu süngerleri çıkarken dağılabilir. Yani kaybolabilir. Yerinden çıkabiliyor çünkü. Buna dikkat etmenizde fayda var. Aksi takdirde bulmak biraz sıkıntı çıkartabilir. Evet, pimimizi tak, mandalımızı takıp pimi taktıktan sonra ne yapıyoruz? Tors civataları yerine takıyoruz. Ardından kolçağımızın üst tarafını oturtup, kızağını oturtup burayı yerine koyduktan sonra bu pimlerimizi yavaşça yerine oturtuyoruz. Şu süngerlere, şuradaki süngerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sebebi ise çok kolay düşebiliyor. Düştüğü zaman kaybolması bize sıkıntı çıkartabilir. Yani kolçağın verimini ile şu ileri geri harekette sıkıntı çıkarmasına sebebiyet verebilir arkadaşlar. Ben şimdi oturtayım. Bu takıldığı yerde şöyle takılabiliyor arkadaşlar. Takıldığı yerde şöyle hareket ettirerek evet. Hareket ettirerek yerini oturtuyoruz. Oturttuktan sonra kaldırıp ne yapıyoruz? Bakın şunları tekrar buraya oturtuyoruz. Aynı şekilde bunu da oturttuktan sonra buradaki alyan civatalarımızı takıyoruz ve işlemin bitmesine yaklaşmış olacağız. Evet, buradaki alyanımızı taktık. Şimdi son olarak bunu sıkıyorum. Burada sıkarken dikkat etmemiz gereken şey şu pimler arada yani sıkarken kendini aşağı inebiliyor çünkü yukarı doğruya çekimini yapıyor. Onu fark ettiğiniz zaman yukarı çekmeniz gerekiyor. Şöyle sonra kapağı yerine oturtacağız. Tırnağımızı, şuradaki tırnaklarımızı düzeltmiştik. Bunu o yerine oturturken de aynı şekilde önce şuradaki kızağın yerine geçmesi. Şöyle gösteriyorum. Geçtikten sonra şöyle aşağı doğru bastığımız zaman gördüğünüz gibi yerine oturmuş durumda. Yani bunu tekrar şuradan kastırıp çekmediğim sürece bu yerinden çıkmadı arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi mandalı basıyorum. Açıyoruz.
işte bu kadar. Arkadaşlar premium olmayan araçlarda ise şöyle bir şey var, kısas var. Bu kızak olmadığı için ne yapıyorlar, ne yapmışlar? Şu kolçağın alt tarafında şurada tamam mı? İki tane cıvata var. Bu cıvataları sökerek direkt şu üst tarafı alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra yine mekanizma aynı, pim buradaki şunu mandalı tutan pime çıkartarak işlemi yapıyorsunuz.